Korar Mutfak'tan herkese merhaba. Tuncay Hoş'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neredesiniz? Evet, vallahi nasıl olalım? Panik halindeyiz. Tam da tabii ki panik halinde değiliz. Kimse aman panik olmasın da. Tabii ki tatsız bir lig izliyoruz diyebilir miyiz? Nasıl değerlendirirsin bu hafta? Özellikle tabii derbiyi sorayım. Ya şimdi bulunduğumuz ortama bakıyoruz. Herkes birbirine şüpheli gözlerle bakıyor. Fatih Terim hocanın dediği gibi yani paranoyak olduk biraz. Toplum olarak mesela akıl sağlığımızda gerçekten buna bir obsesyon deniyor. Kompulsif hareketler yapmaya başladık. Elimizi sık sık yıkıyoruz. Kirlendiğimizi hissediyoruz. Yani bence tedbirimizi alalım ama çok da abartmayalım diyorum ben. Yani çünkü bu psikolojik hastalık boyutuna da varabilir diye düşünüyorum. Ve lige başlayalım. Ya aslında seyircisiz maç pastanın üstünde krema vardır ya. Krema seyirci olmazsa da seyircide bu kreması. Hiçbir keyfi olmuyor. Hatta daha da ileri götürürüz. Ekmek gibi olmazsa olmazı seyircidir bence yani. Dün ben maçtaydım. Yani çok keyifsiz. Herkes bitse de gitsek havasındaydı. Yani yanımdaki muhabir arkadaşlar, spor yazarları, abilerimiz maç bitse de gitsek havasındaydı. Yani maçın sonucu ikinci planda kaldı. Aslında şampiyonluk yarışını ciddi ciddi ilgilendiren maçtı ama bu koronavirüs vakaları olsun, tedirginlik olsun, maçın seyircisiz olmuş olması, halı saha maçından farksızdı. Taraftar olmayınca tabii ev sahipleri de tabii mağdur duruma düşüyor. Bunu özellikle altını çizelim. Şampiyonlar Ligi'nde de bunu yaşadık. Paris Saint-Germain serisi oynadı, birçok takım serisi oynadı. Ev sahipleri bence biraz mağdur oldu bu durumda. Terim'in serzenişinde Terim'e hak veriyorum bu konuda. Evet, gerçekten oyuncu sağlığı çok önemli. Avrupa'nın muhtelif liglerinde erteleme var zaten. Çoğu liginde erteleme var. Bilmiyorum Türkiye'de ne karar çıkacak ama yani futboldan daha çok korona konuşuluyor Türkiye'de. Evet. Ertelenmeli mi sence peki maçlar? Bence ertelenmeli. Değil mi? Çünkü yabancıları ne kadar ikna etmeye çalışsan da olmuyor. Obi Mikel bir tweet attı. Onun arkasından Falcao cevap verdi. İşte Muslera'nın maç sonu isyanı, serzenişi. Yani erteleme daha doğru olur diye düşünüyorum. Aklı selim hareket etmek lazım. Datome'nin İtalya'dan verdiği mesaj var. İtalya kendisi İtalyan olduğu için biliyor. Gerçekten sıkıntılı durumdayız. Yani bilmiyorum. Vahim durumlar artmadan inşallah ki artmaz. Yani ertelenmeli en akil çözüm diye düşünüyorum ben. Peki. Seyirciyle oynansaydı derbi sonuç ne olurdu? Ya seyirciyle oynarsa çok farklı olur. Nasıl olur? Hakem çok rahat karar veremez. Kararlarını verirken bir kere daha gözden geçirir. Seyirci baskı altına alır. Bu her yerde bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Taraftar baskısı çok önemli futbolda. Galatasaray'da bundan mahrum kaldı. Yani bunu şey de hissedecek. Rakip takım çok aşırı hissedecek. İki Galatasaray'ın 55 bin taraftarı. Aynı şekilde Fenerbahçe Kadıköy, Beşiktaş'ta da Vodafone Park'ta da bu maçları çeviren 12. adam maçları çevirir. Tek başına çevirebilir. Yani Galatasaray tabii ki ağır favori olacaktı bence. Kazanabilir miydi? Olasılık için konuşmuyorum ama kazanma şansı çok daha artardı diye düşünüyorum. Ben. Kesinlikle. Ben de fark olurdu diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ı ben dün akşam çok beğenmedim açıkçası. Çünkü Galatasaray seyirci baskısını bazı takımlarda seyirci baskısı ters teper ama Galatasaray'da seyirci baskısını tepmediğini Türk Telekom stadında alınan sonuçlardan görüyoruz. Geçen yıl son dönemece girilirken o inanılmaz destek, inanılmaz ambiyansla baskı altına alıp şampiyonluğu getiriyor yani. Başakşehir bu konuda da tabii onu da altını çizelim. Başakşehir çok avantajlı. Aynen. Seyircisiz oynamaya alıştıkları için buradan. Evet. Tabii son maçı Avrupa maçını saymıyoruz. O milli davaydı. Herkes geldi, doldurdu tribünleri. Evet, o sonun haricinde Başakşehir bu olaydan biraz daha yararlanabilecek. Yararlanabilecek tabii. Evet, istifade eder. Peki, şimdi bir diğer önemli karşılaşma vardı yine Trabzon ve Başakşehir karşılaşması. Bir birlik beraberlikle sonuçlandı. O karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin fikrini merak ediyorum açıkçası. Ya o karşılaşmanın bence hakkı beraberlikti. Vakeme'nin penaltısı ben penaltı diyorum. Penaltıydı. Çekme var o kesin yani %99 katılıyorum. Yani gri pozisyon da değildi. Net bir çekme var. Net bir çekme var. Trabzon'un burada evet bu pozisyonda maalesef mağdur edildiğini veya hakemin gözden kaçtırsa bile VAR'a gidilmediği için yanlış olduğunu söyleyelim buradan. Sonuçta ikisi berabere kaldı. Aslında öngörülen bir sonuçtu beraberlik maçtan önce. Ya aslında şu anda bence kayıp taraf yaparsak Galatasaray kayıp tarafta.
Hı hı. Şöyle düşünelim, ikisi puan kaybediyor, eline bir altın tepside bir fırsat geliyor. Yakalayacak onu, ikisi takımı, önündeki iki takımı yakalayacak ama kaybediyor. Bu hafta, işte bu akşam çok önemli, onu özellikle haberimizde de yazdık. Sivas bugün kazanırsa 11 puan birden toplamış oluyor. Ve evet, 52 yapıyor puanını, direkt zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indiriyor. Yani Sivas için çok önemli ve Sivas'ın fikstürü çok basit. Kimse hesap etmiyor ki ben de biraz tecrübe gerekli diye düşünüyorum ama aradan sıyrılır mı? Çünkü birbirleriyle maçları var üst sıralardakilerin. Evet. Nispeten fikstürü de rahat rakiplerine göre. Sivas sanki bir şeyler yapar mı, bir peri masalı hikayesi yazar mı diye insan düşünmeden edemiyor yani. Evet, bakalım bu akşam izleyeceğiz. Yarın da bunun üzerine konuşuruz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Skorer Mutfağı'nın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.